Hello guys, welcome to Base TV. This is the official Turkish stream. You get drops by watching. No need to type drop, type kappa. Thank you, thank you, thank you. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Nip maçı ile birlikteyiz. Rakipleri Kate Stars, eski Kabum olarak biliyorsunuz onları siz. Evet, bir saniye. Volümü açalım. Şurayı da bir kapatalım. Şuraları kapatalım. Evet, Go TV'nin donması muhtemel bir olay arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz artık. Hala çözemediler sanırım. Hala bir donma var Go TV'de. Ne yazık ki. Yayınla ilgili bir sıkıntı yok. Tamamen Go TV ile alakalı. Onu tekrar tekrar söyleyelim unutmadan. Evet, Nip Allu'yla ilk defa büyük bir turnuvaya katılıyor. Allu yaklaşık 2 hafta önce Nip kadrosuna girdi. Evet, yaklaşık 2 hafta oldu sanırım. Makereley denediler. Olmadı. Allu'yu deneyelim dediler. İlk defa bu arada başka bir ülkeden bir oyuncuyu denediler. Allu'ydu bu. Bu sefer bulduk dediler. Tamam, budur dediler. Allu'yu kadroya aldılar. Bakalım gerçekten başarılı olacak mı Allu ile Nip takımı. Evet, Brezilyalıları bekliyoruz şu anda. Nip takımı hazır durumda sanırım. Brezilyalılar sabit duruyorlar, bekliyorlar. Konuşuyorlar sanırım maç hakkında. Evet, harita Inferno genelde Nip takımının favori haritalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani Nip'in en iyi oynadığı 2-3 haritadan bir tanesi. Zaten bir tanesi Nük, bir tanesi Inferno. Başka da şu anda aklıma gelmiyor. Bu ikisini de iyi oynuyor Nip normalde. Ama KD artık nasıl okunuyor bu? KD Stars diyelim. Brezilyalıların da gerçekten Inferno'su iyi. Daha önce izledim Inferno'da. Dignitas'a karşı falan oynamışlardı. Elemelerde izlediyseniz Inferno oynamışlardı. İyi oynamışlardı yani. Inferno'yu iyi oynuyorlar. Takım oyunu yapabiliyorlar diyebiliriz. Ama genelde çok pasif oynuyorlar. Benim elemelerde gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde agresif denemediler. Genelde çok defansif tutuşlar gördük. Hem A'da hem B'de. Bu aslında çok da iyi bir şey değil. Özellikle Nip takımına karşı konuşamadım. Nip'e karşı iyi bir şey değil. Çünkü Nip çok rahat bir şekilde oyun kurabilir. Eğer KD Stars yine geriden oynarsa. Tam da Nip'in istediği şey aslında. Nip de çünkü T'de yavaş oynuyor. Evet, tarafı da Brezilyalılar seçmiş. CT başlayacaklar. Evet, GoTV'nin lagı ne yazık ki devam ediyor arkadaşlar. Çok fazla kişi izlemese de. Hani ben garantiye aldım. Bilgisayardaki her şeyi kapattım. Şu an sadece oyun ve yayın programı açık. Başka hiçbir şey açık değil. Belki benden kaynaklanıyordur diye düşündüm. Değilmiş. Demek ki GoTV'nin lagıymış bu. Evet, normalde yarım saat önce başlaması planlanıyordu bu maçın ama biraz gecikme oldu. Çünkü ilk maç gecikmeyle başladığı için, günün ilk maçı gecikmeyle başladığı için doğal olarak tüm maçlar sarktı arkadaşlar. Sabrınıza hayranım gerçekten. Biz de sabırlıyız, sizler de sabırlısınız. Bayağı bir bekledik. Evet, nihayet başlayacak sanırım. Evet, oylama kabul edildi. 50 saniye sonra başlayacak. Şu anda warm up süresini bekliyoruz. Evet, Nip en son katıldığı Major turnuvada finalde Envy'ye yenilmişti. Ondan sonra senenin başında MLG'ye katıldılar. Onda da Envy'ye yenildiler. Yani iki finalde Fransızlara karşı iki mağlubiyet. İkisinde de birinciliğe çok yakınken ellerinden kaçırdılar. Zaten toplamda 4 Major turnuvada bir şampiyonluk yaşadı Nip. Ama hepsinde final oynadı. Yani Dreamhack Winter 2013'ten itibaren hepsinde final oynadı. Ama yalnızca birinde şampiyon oldu. Geçen sene Katowice'de finalde Virtus Pro'ya karşı oynadılar. Virtus Pro çok net bir şekilde üstün oynayarak
finali kazanmıştı. Nip geçen sene ikinci olmuştu yani. Evet, karşılaşma başladı. Inferno haritasında bakalım bomba alan var mı Nip takımında? Evet. Firberg molotof ve smoke aldı. Geriye kalan tüm oyuncuların armor aldığını görüyoruz. Brezilyalılar da Fallen'da var tüm bombalar. Fallen. Cahreyn öğretti okumayı. Evet, ZQK'de iki tane flash var. Molotov flash almış Fer. Steed'de de smoke var. Evet, bakalım B tarafına yöneldiğini görüyoruz Nip'in. Fallen çok ince bakıyor B'ye. Yukarıdan smoke geldi. Bu arada Fallen çok ince açıdan kimseyi öldüremedi. Ziston öldürüyor. Şimdi smoke attı Steel ama smoke'dan yalnızca bir kişiyi öldürebiliyor. B'ye girmeyi başardı Nip takımı. Allu C4'ü kurdu. Evet, Allu rastgele CT'ye ateş ediyor şu anda kimseyi görmeden. Amacı sadece dikkat çekmek. ZQK Getright'ı öldürdü. Koridordan iki kişi gidiyor. Brezilyalılar da Fer Allu'yu düşürdü. İki kişi kaldı Nip takımı. Firberg ve Forrest yaşıyor en arkada. Forrest vardı. Forrest ZQK'yi öldürünce 2-2 kaldılar. Forrest orada can çekişiyor. Adeta mermisi bitince yerden silah aldı. Fer'i öldürdü. Tekrar yerden silah aldı. Bolt tek başına kaldı. Forrest onu da öldürdü. Mükemmel oynadı Forrest. GoTV bizi vefatlıyor arkadaşlar ne yazık ki. İlk roundu Nip takımı kazandı. Evet, Steel Mag 7 aldı. İki tane 5-7 var sanırım. İki 5-7, iki P250, bir tane Mag 7 var. KD takımında. Evet, ortaya hızlı çıktılar. HG ile birlikte. Firberg de her zamanki gibi banana'ya gidiyor arkadaşlar. Ziz ile birlikte B yolunda. Zaten beraber oynuyorlar. Ezelden beri bu böyle. Evet, dağılıma baktığımızda yine standart bir dağılım görüyoruz. KD takımından Ziz Fallen'ı öldürdü. Round'da iyi başladı Nip takımı. Bu arada Allah ortada. İki kişiyi öldürmeyi başarıyor. Daha doğrusu başarmak üzereydi ki kör oldu. Forrest ona yardım etti. Forrest Ferry de öldürüp round'u bitiriyor. Evet, pause geldi. Evet, arada bir böyle şeyler oluyor arkadaşlar. CS patlayabiliyor. Şu anda da patlamış. Evet, C grubuna geçtik bugün. Biliyorsunuz D grubunda sunacağız. D grubunda Virtus Pro, 3D Max, Cloud9 ve TSM var. C grubunda Nip, KD, Stars, Vox, pardon, Vox Seminörlerden çıktı. Vox Seminör çok önceden de CLG ve Hellraisers var. Evet, çok uzun süreceğini sanmıyorum bu beklemenin. Genelde hemen düzeltiyorlar hızlı bir şekilde oyuna girip devam ediyorlar. Bu arada oyuncunun nickine de botun nicki verilmesi, evet, biraz ilginç oldu. Bot list oldu. Evet, KD takımı bir eco round daha yapacak doğal olarak. Şimdi AWP potansiyeli var aslında Brezilya takımının. Genelde hatta birçok kez bunu gördük. Çift AWP oynuyorlar. Ama Inferno aslında çok da müsait değil çift AWP oynamak için. Ama belli olmaz, oynayabilirler. Forrest'ın röportajını okumuştum. KD takımında kesinlikle küçümsemediklerini söylemiş. Bu arada pikemlerde %95 Nip, %5 KD. Kesinlikle küçümsemiyoruz demiş ve aslında bizim için bir tehdit olarak bile görünebilir diyor. Brezilya takımı için. Çünkü haklarında çok fazla bir şey bilmiyoruz diyor oyun tarzı olarak. Bunu sık sık söylemiştik zaten. Yani az bilinen takımların böyle bir avantajı oluyor. Şu an Nip'in çok fazla fikri yok aslında Brezilya takımı hakkında. Nasıl oynadıkları, nereyi nasıl tuttukları ya da nasıl bir oyun stilleri olduğunu bilmiyorlar. O yüzden bunu oyun esnasında çözmeleri lazım. Bu da Brezilyalılara bir avantaj sağlıyor. Ama tabii ki KD takımı Nip'in milyonlarca maçını izleyip birçok şeyi öğrenmiş olabilir. Bunu da avantaja çevirirlerse kazanma ihtimalleri bile var. Çok düşük oranları olsa bile.
Normalde hemen bakıyorum. Bahis oranlarında %11 oranları var. NiP takımına karşı NiP %89. Pikemlerde de %95'e %5 olarak belirlenmiş. GoTV'de resmen muhabbet dönüyor. Evet, anlaşılan bugün GoTV lag'ı düzelmeyecek arkadaşlar. Buna biraz katlanmak durumunda kalacağız. Ne yazık ki. Evet, Zist geri girdi. 2-0'dan devam ediyoruz. Evet, Forrest'a hazırlık hakkında birçok soru sormuşlar tabii ama Forrest kesinlikle bu turnuvada hedefimiz final oynamak demiş. Onun dışındaki herhangi bir sonuç bizim için hayal kırıklığı olur demiş. Ortaya iki kişi çıktılar. Zist B yolunda bu sefer. Freeberg de gelmeyecek sandım. Evet, gelmiş. Yine standart bir şekilde yerleştiler. 2B yolu, 2 orta. Aldo tek başına ev altında. Evet, Zist bayağı bir yakına geldi. 5-7 ile kontrol ediyor. Sağ tarafta kimseyi görmedi. Fer bu arada uzun tarafında. Fer şimdi Molotov'tan girdi. Forrest'ı çok rahat bir şekilde öldürdü. Aldo da var orada. Aldo da UMP var. Hemen attı UMP'sini, yerden keleş alacak Aldo. Evet, kaçırdı silahını. Bu arada Freeberg Zist ikilisi B'ye yaklaşıyor. Smoke atmışlar CT tarafına. Zist B'ye girmeyi başardı. En arkada kimsenin olmadığını gördü. Fallen kör olmuştu o esnada. Fallen'ı öldürdü Zist. Yaşasın. GoTV'nin lag'ı düzeldi. Birdenbire. Evet, şimdi nazar diyecek arkadaşlar. Şu mazlı bir insan olduğum için hemen bozacağım şimdi GoTV'yi. Evet. Fer kaçıyor ama nereye kaçıyor? Neyi saklıyor daha doğrusu? Evet, diğer 3 oyuncu KD takımından koridora gelmişler. Üçgende Forrest'ı gördüler. Forrest orada çok sakin. Özür dilerim, Forrest değil, Zist. Forrest çoktan ölmüştü. Evet, Zist şimdi üzerlerine yürüyor. Rakiplerini stili öldürdü. Zist devam ediyor. 5-7'dan mermisi bitti. Uzaklaştı oradan. 27 canı var. Zaten C4'de ölecek Zist. Kaçacak yeri kalmadı. En azından skor vermeyeyim diye düşündü ama Bolt Zist'i öldürmeyi başarıyor. Fer T rampasındaydı. O da kimseyi öldüremedi. 3-0 oldu skor. İlk silahlı roundunu izleyeceğiz. Brezilyalıların. Evet, ZQ'nun hemen AWP aldığını görüyorum. Fallen FAMAS aldı tüm bombalarını alabilmek için. HG alamadı ama çift flash ve smoke var. Evet, bakalım farklı bir şey yapacaklar mı? B yolunu açılacak sanırım KD takımı. Çünkü Fallen T çıkışa smoke attı. Evet, GoTV patlıyor. Çok uzun sürmedi arkadaşlar. Yalnızca bir round patlamadan izleyebildik. Evet, Freeberg T çıkışında bekliyor. Smoke olduğu için acele etmiyor tabii ki. Genelde bu oyun B tarafına çok güzel zaman kazandırıyor. Zist'ten çok yakına geldi ama işte çok acele ettiği için Fer bunu tahmin etti. Zist'i öldürdü. 4 kişi bıraktı NiP takımını. Evet, Freeberg smoke geçti. Rakibini görüyor. ZQ'nun AWP olduğunu duydu tabii ki. Bu esnada Forrest ve Allu öldü A tarafında. Forrest bir skor almıştı oradan. Get Right evde. Kumdaki oyuncuyu duydu Get Right. Evet, şimdi A tarafına doğru bombalar geliyor. Kumu kör etmek için flash attı Freeberg. Bu esnada Get Right'ta flashlarını kullanıyor. Şimdi çıktı smoke'dan Get Right. Bolt kördü. Bolt'u öldürdü. İndi kuma. Nip'teki oyuncuya da hasar vermeye çalıştı. Bu esnada Freeberg geldi. Fallen'ı öldürdü. 2-2 kaldılar. Çok sistemli oynadı Freeberg Get Right ikilisi. Evet, C4 kuruldu. Smoke atıyor Freeberg. Uzun tarafa. Orayı kapattı. Garantiye aldılar. Get Right kumda. Evin önünde Molotov geldi. Steel oradan gelmeye çalışıyor. Get Right öldürdü. Tek başına kaldı Freeberg. İki oyuncu karşısında 20 canı var. Steel çok kontrollü geliyor. Freeberg'i duydular şimdi. Tam çapraz ateş durma. Freeberg öldürmeyi başarıyor iki oyuncuyu da ve 4. roundu kazandırıyor NiP takımına. Gerçekten çok iyi oynadı Adam. Ve 4-0 oldu skor. Eko yapmak durumunda kalacak Brezilya takımı. Evet, Steel'in Deagle aldığını görüyorum. Bolt'ta da aynı şekilde Deagle var.
Fallen ve Ferde 5-7 almış. Yine aynı şekilde Dağılan İp takımı standart. Güzel bir Ege. Steel'in 12 canı var. GoTV chatini nasıl mute edeceğim bunu bilmiyorum aslında. Bilmediğim bir komut. Zist 2 kişiyi öldürdü. Bilen varsa yazarsa kapatalım. Evet, ben aslında ona rakip ekoyken direkt bakabilirim. Bilmediğim bir komut çünkü. TV no chat 1. Okay. Bakalım donmayı çözecek mi? Evet. TV direkt patladı herhalde onu yazınca. Okay, şu anda başardık. Chat'i kapattık. Bakalım gerçekten yardımcı olacak mı bu bize? Evet, pek fazla yardımcı olduğu söylenemez ama denemekte fayda vardı en azından. Evet, Fer flash tuttu ev altına doğru. ZQ ortaya zoom açmış. Forrest çok hızlı bir şekilde ilerledi. Evet, Freeberg B yoluna flash'ını attı. AC yerleşti şimdi. Yanında yine Zist var. Çok standart oynuyor Nip takımı ama şu ana kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İşte dediğim gibi KD defansif oynadığı için Nip istediği şekilde oyunu kurabiliyor. İstediği gibi de şekillendirebiliyor. KD'nin bunu engellemesi çok zor bu durumda. Çünkü bombaları çok iyi çalışmışlar. Fallen risk aldı. Yine ilk roundda yaptığı gibi çok ince açıdan bakıyordu. Bir kişi öldürmeyi başardı Fallen. Hemen pozisyonunu bozuyor orada. Evet, Molotov geldi. Forrester'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Evet, Fallen'dan bir skor daha. Getright'ı da öldürdü. Round KD için çok iyi gidiyor şu anda. 3 kişi B'ye girmeye çalışacak. Nip takımı 30 saniye var. Zaman gittikçe azalıyor. Steel duydu tabii ki Nip oyuncularının geldiğini. Şimdi destek de geliyor. Steel 2 kişiyi de öldürmeyi başardı. Hayır, öldüremedi Allu'yu. Çok net bir pozisyondan öldüremedi. Fallen Allu'yu öldürüyor. Forrest tek başına kalıyor. O da CT ilerlemeye çalışmıştı. ZQ'yu düşürmeyi başardı ama. Round KD takımına gidiyor. İlk roundunu kazandı Brezilyalılar CT tarafında. Avantaj taraftalar. Avantajı iyi değerlendirirlerse başarılı olabilirler ilk maçlarında. Evet, C grubunun ilk maçı arkadaşlar. Bu maçın kazananı ile CLG Hellraisers maçının kazananı karşı karşıya gelecek. Freedom! Evet, Fer flash'ını attı. B'ye hızlı çıkıyorlar bu sefer. Nip takım da çok hızlı geldi. Fer çok güzel açıda attı. Fer bir kişiyi daha öldürüp oradan kaçmaya çalışıyor. Zamanında gelen bombalar işte çok yardımcı oldu Fer'e. Evet, Freeberg Fer'i öldürdü. 4 kişi bıraktı KD takımını fakat Steel'in 12 can aldığını görüyoruz. Forrest. Evet, şimdi CT'ye smoke geldi. Forrest ölüyor. Freeberg girdi, Steel'i öldürdü. 3 kişi bıraktı KD takımını ama canları yok. Getlight ve Freeberg'in Getlight C4'ü kuruyor. Evet, Getlight'in yerden aldığı Molotov var, onu CT'ye kullandı ve B yoluna bakmaya başladı. Freeberg en arkaya geçti. Getlight aktif oynamaya çalışıyor orada. Yalnızca bir kişi öldürebildi. Freeberg'den bir skor teke tek kalıyor ZQ'de. ZQ'nun AP'si var. O yüzden yavaş hareket ediyor ZQ. Freeberg şimdi gördü rakibini. ZQ'dan ıska sanırım. Tam mermi sesi de gelmedi GoTV'nin olduğu için. Evet, ZQ fake verdi. Üzerine gidiyor Freeberg'in. Öldürmeyi başardı ama sanıyorum ki yeterli zamanı var. Son saniyede alacak sanırım. Alamadı. Evet, 0.1 saniyeyle falan kaçırmış olabilir yüksek ihtimal. Evet, bu round Nip takımına gitti ve skor 6-1 oldu.
Evet, NiP standart dağılıma geçecek sanırım. Evet. Bana neye çıkamadılar. Fakat kule yapmayı tercih ettiler. Evet, HG de attı Zist oraya. Smoke atıp yakına girdiler. Bu arada Get Right ve Bolts'un fragleriyle birebir takas oluyor. 8. roundda Allu Bolts'u öldürdü. Forrest ölmüştü. Allu Bolts'u öldürmeden önce 3'e 3 kaldılar. Evet, Freeberg çok temkinli. Sağ tarafa baktı Zist, kimseyi göremedi. Şimdi sol taraftan çıkıyor Freeberg, kendi adamını, kendi takım arkadaşını daha doğrusu öldürüyor. Rakiple aynı hizada olduğu için rakibine sıkarken Zist'i öldürdü. Evet, 2'ye 2 kaldılar. Freeberg C4'ü alıp M6'ına gidiyor. Freeberg diye okunuyor ama ben Freeberg diyorum. Her seferinde Freiburg demeye uğraşamam sanırım. Diye tahmin ediyorum. Ama güzel hatırınız için Freiburg olsun. Evet, Allu ile birlikte Freiburg evden ilerliyorlar. Allu kuma baktı. Kimseye görmedi. ZQ hala B'de. Fallen tek başına A'da demek oluyor bu. Freiburg plantenizi Fallen. Zamanlama yakalayıp öldürmeye çalıştı rakibini ama başarılı olamadı ve C4 kuruldu. Evet, ZQ tek başına küçük evin önünden geliyor. Molotov geldi. ZQ plante doğru yönelecekti ki o esnada flash da geliyor. Kumda Allu var. Allu bu skoru alıyor ve NiP'e 7. roundunu kazandırıyor. Evet, KD takımında AWP yok bu roundda. ZQ'da Max 7 olduğunu görüyoruz. Diğer 4 oyuncuda da Colt var. Evet, NiP tarzını bozmuyor, yine aynı şekilde devam ediyorlar. Dağılma açısından bir farklılık yok. Gerçi bu sefer ortaya 2 kişi çıktıklarını söyleyebiliriz. Freiburg tek başına B yolunda oynayacak. Zist ortada, 3 kişi ev altındalar. Evet, küçük eve girmeye çalıştı ZQ. Get Right onu öldürdü. 37 canı var Get Right'ın. Ortaya yakın oynuyor KD takımı. Freiburg de B yolunda beklemeye devam ediyor. Banana King. Evet, Zist şimdi onun yanına geldi. Arkasında Allu da var. Get Right bu arada rakibi şaşırtmaya çalışıyor. Kumdaki oyuncuyu öldürdü, arkasından plant'taki oyuncuyu da öldürüyor. Get Right mükemmel oynadı. Molotov attı. KD'nin kafasını tamamen karıştırdı. Evet, Fallen kütüphanede, Get Right kütüphanenin içine girecek ama Fallen onu durduracak artık. Fakat geri çekilme kararı aldı Fallen. A'ya kuruyor C4'ü NiP takımı. KD oyuncuları da silahlarını korumaya çalışacaklar. Başarılı olabilirlerse ne ala. Evet, Freiburg bir avcı gibi silah düşürmeye çalışacak. Steel'in dışarıda olduğunu görüyoruz. B dışarıda, bakalım Adam oraya bakacak mı? Evet, Steel Freiburg'u öldürdü. CT'de Fallen var. Şimdi Fallen üzerine doğru gidiyorlar. Fallen çok az canı kaldı ama bir kişi öldürmeyi başardı. Flash'ını attı Fallen, artık dayanacak gücü yok orada. Forrest geldi. Fallen'ı öldürdü. Steel tek başına kaldı. Evet, en azından bir silah korumayı başarmış oldular. Allu yakalayamıyor Steel'i. Evet, bir eco round daha izleyeceğiz. KD takımından Steel koltuğunu sakladığı için yine B'ye gitmiş. Standart dağılımdan farklı bir şey görmüyoruz KD takımında. Evet, Freiburg yine B yolunda. A'ya doğru hareketlendi. Diğer oyuncular Allu Bolts'u öldürdü. Tente'deki oyuncuyu da gördü. Flash geliyor esnada. Allu flash'ı fark etti, arkasını döndü. Tekrar dönüyor Tente'ye doğru.
TNT tarafındaki iki oyuncuyu da Forrest öldürünce Fallen Steel ikilisi kaldı. Evet, Zist. Zist Fallen'ı öldürüyor, tek başına kalıyor. Steel yine önceki round'da olduğu gibi silahını korumaya çalışacak fakat bu sefer karşısında 5 oyuncu var. Sadece Forrest ve Allo'nun canı yok. O yüzden diğer oyuncular Steel'i öldürmek için kovalayabilir. Evet, Steel T-Base'e kaçmayı tercih etti bu sefer. B'de saklanmak yerine Get Right CT'de şu an herkes Steel'i arıyor. Sadece Forrest C4'e yakın. Evet, bu arada Allo'yu öldürmeyi başardı Steel fakat yeri şimdi belli olduğu için herkes buraya doğru koşmaya başladı. C4'ün süresi bitmek üzere. Steel Freiburg'i de öldürdü. Flash geliyor şimdi. Steel'i yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Nip oyuncuları. Steel hala korumaya çalışıyor ama artık yakaladı Nip oyuncuları Steel'i ve 9-1 oldu skor. Forrest da yerden AP'yi aldı Allo için. Evet, Forrest yamuldu arkadaşlar. Zist de yamulmuş. GoTV her geçen saniye patlamaya devam ediyor. Evet, ZQ'da AWP var. Ortaya geldi hızlı bir şekilde. Evet, genelde böyle defansif bakıyor ZQ. Şimdi çıktı kesmek için. Kimseye göremedi. Smoke'u küçük eve attı. Evet, bir risk alıp çıksa belki öldürecek çünkü kimse bakmıyor AWP ile ortaya. Nip takımından. Evet, ZQ riski aldı. Kimseyi göremedi. Evet, Freiburg'un 25 canı var. Evde aktif oynamaya çalıştı Nip takım ama başarılı olamadı. Şimdi geri çekildiler. Force ZQ'yu öldürdü bu esnada. Fallen Nip tarafında. Evet, Fallen'ın smoke'dan bir skoru var. 3'e 3 durumdalar. Aldı C4'ü aldı. Abi GoTV'nin şu donması beni salak etti ya işin açığı gerçekten. Evet, Bolt kumda. Çok fazla flash geliyor. Getlight zıplarken öldü Bolt'sa. Bolt sakinliğini koruması lazım. 30 saniye var. Zamanı oynarlarsa kazanabilirler. Şimdi kum atlayan bir oyuncu daha var. Allo'ydu o. Allo'yu da öldürdü Bolt. Mermisini değiştirdi. Freiburg çıktı. Onu da Fallen öldürüyor. Bakın, Fallen diyorum. Cahreyn sağ olsun. İkinci roundunu kazanıyor KD. Stars. Yamuk. Yamuk abi ekran. Evet, bozuluyor çünkü. GoTV bozuluyor. İlk defa majör turnuvada böyle bir sorunla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Gerçekten ben de şaşırdım. Evet, kafamızı biraz yana doğru çevirirsek düzmüş gibi görünüyor aslında. 3 kişi B yolunda. KD Stars takımı Fallen HG'sini attı, geri çekildi. Evet, Forrest krankları kırmaya çalıştı ama kıramadı. Za. Her neyse, Forrest küçük eve çıkacak sanırım. Ya da flash mı bekliyor B yoluna? Evet, B yoluna bir flash atacak sanırım. Sanırım, çok fazla sanırım oldu. Evet, flash'ı atamadı Forrest. Evet, hazır. Go. Evet, şimdi Forrest'ın flash'ı ile birlikte Freiburg smoke'dan çıktı. Çok güzel bir şekilde kör etmeyi başardılar. ZQ'ye B yolunda rahat bir şekilde çıkıyorlar. Ve B yolundaki ZQ'yu öldürdükten sonra plant'e doğru ilerliyorlar. Evet, CT'yi smoke'la kapattılar. Bu arada çok hızlı bir şekilde makaraya geliyor. Fer bir kişi öldürmeyi başardı orada. Nip takımı B'ye girip C4'ü kurmayı başardı. Evet, Steel Getlight'ı öldürdü. 3'e 3 durumdalar. Forrest şansını denedi. Kısa bir süreliğine de olsa kimseyi öldüremedi. Freiburg yakın mesafede koridora. Evet, koridordan hiçbir oyuncu gelmiyor. O yüzden pozisyonunu bozması lazım Freiburg'un ama hala farkında değil. Ortadan girmeye çalışıyorlar. Bir kişi öldürmeyi başardı. Adam hemen arkasından Bolts'un iki skoruyla teke tek kalıyorlar. Fallen ama yeterli zaman yok. Her ne kadar Freiburg'u vurmayı başarsa da C4'ü çözmeye zaman kalmadı. Nip takımı 10. round'unu kazandı.
Avantajsız tarafta çok üstün bir oyun sergiliyorlar açıkçası. Evet, ama şunu söyleyebiliriz. Her round genelde KD takımı Nipponcuların çoğunu öldürdüğü için görüyorsunuz ekonomi yerlerde arkadaşlar. Yani bir round kaybetseler ekoya düşecekler. O duruma geldiler. O yüzden Nip'in o bir roundu kaybetmemesi lazım ya da ölmeden bir round kazanması lazım. KD takımı eko iken. Ekonominin düzelmesi için. Freedom oldu tekrar galiba. Evet, Forest. Bolts'un 22 canını bıraktı. ZQ pasif oynuyor CT tarafında. Şimdi Smoke'la kapattı uzunu. Evet, böyle durumlarda dediğim gibi Nip'e karşı oynarken biraz risk almak lazım A tarafından özellikle. Hani B'den arada bir riski alıyorlar. Smoke atıp ilerliyorlar ama bu çok da başarılı olmuyor. A'dan denemeleri lazım. Bu arada Freiburg stili öldürdü. B'de Fallen tek başına kaldı. Getlight gelmiş uzuna tek başına. Kimse fark etmemiş onu. Birden çapraz ateş oldu. Her yerde rakip oyuncu vardı. Getlight çok fazla dayanamadı orada. Fallen Smoke içinden şansını deniyor. Orada Smoke var tabii ki, biz görmüyoruz GoTV bug'ından. Herkes yavaş yavaş yamuluyor arkadaşlar. Yamulmayanlar da yamulmaya başladı. Allu Smoke'dan çıkmaya çalışan kim öldürdü Allah bilir. Feri öldürdü. Evet, Bolt Deagle'la Forest'ı öldürüyor. Fallen çıkmaya çalışıyor koridordan. Bu arada Allu ortadan girmeye çalışan ZQ'yu öldürünce iki kişi bırakıyor rakibi. Zeus de Bolt'u öldürünce Fallen tek başına kaldı. 25 canı var Zeus'in. Nipponcularının canı az ama Glock'la headshot atıyor Fallen'a Zeus. Ve 11-2 oluyor skor. Evet, bir ekoran daha izleyeceğiz KD takımından. Evet, Nip'in o sistemli oyunu tabii ki artık bu oyun tarzını çok iyi oturttukları için çok fazla sıkıntı yaşamadılar. KD takımı da tam Nip'in istediği gibi oynuyor açıkçası. Hiçbir risk yok. Gayet sakin, rahat rahat oyun kuralım. Birini öldürelim, kafamıza göre dönelim veya istediğimiz yere girelim. O moddalar. Evet, küçük ev flash geldi. Fer içine girdi. Küçük evin kimse yok. Ortadan yaklaşmaya çalışıyorlar. Allu ve Forest ikilisi sağlı solda iki kişiyi öldürdüler. Forest arada Allu'ya da bir tane salladı. Evet, Forest Allu'yu koruyor. Allu da Forest'ı koruyor. Birbirlerini koruyarak ortadaki tüm oyuncuları öldürdüler. Steve tek başına kaldı. O da B'de. Zeus fark etti onu. Evet, Zeus bu skoru aldı. 12-2 oldu skor. Evet, dediğimiz gibi 12-2 çok farklı bir skor artık. KD'nin mucize yaratması lazım. Aksi takdirde bu haritayı kazanmaları çok zor. Çünkü T tarafı çok sıkıntılı bir taraf. İlk round'da kaybederlerse ikinci yarıda gerçekten çok zorlanacaklar. Freiburg, Feri öldürdü. ZQ hemen yanıt veriyor. Birebir takası oldu. Zist'in 4 canı var. Fallen tam zamanında Simon'u attı ortaya. Evet, Bolt'u yukarıya atmışlar. Fallen'ın da yardımıyla Forest'ı öldürdü Bolt. Evet, şimdi agresif oynama zamanı Bolt'tan ama Getlight bunu tahmin etti fakat yine de öldüremedi rakibini. Allu Zeus ikilisi kalıyor Nip takımında. Evet, her şey Allu'ya bağlı şu anda. Zeus'in çok fazla rolü yok bu canla. Evet, Steel Plant'te Bolt kumda sakin bir şekilde bekliyorlar. Zist'in evde olduğunu görüyorum. Allu yavaş yavaş küçük evin önünden yaklaşıyor. Kuma baktı şimdi. 30 saniyeleri kaldı.
Plant'e girmeye çalışacaklar. Bakalım Steel buna izin verecek mi? Allu çok kontrollü bir şekilde Steel'i gördü. Çok güzel headshot attı Steel'e. Allu mükemmel oynadı. Boss'un kafası karıştı. Daha doğrusu odaklandı diyelim. Çünkü Allu orada bir kişiyi öldürdüğü için Zist'i fark edemedi. Zist boss'u öldürdü. Teke tek kaldılar. ZQ'nun 71 canı var. Avantaj ZQ'da. Fazla can olduğu için. Fakat Zist bir akıl oyunu yaparsa bu round'u kazanabilir. Zist C4'ü kurdu. Smough'a doğru yöneldi. Evet, ZQ çok kontrollü bir şekilde geliyor. Her yere bakmaya çalışıyor. Evet, plant'te kimsenin olmadığını gördü. Zist'i fark etmedi. ZQ bastı. Fake veriyor. Zist hala yolun ortasında. Şimdi uzaklaştı oradan. Flash attı. Çok iyi zaman kazandı. Gerçekten çok iyi zaman kazandı. ZQ tekrar geldi. Zist'i öldürmeyi başaramadı. Zist akıl oyunuyla bu roundu kazanıyor ZQ karşısında. Ve ilk yarı 13-2 NiP lehine sonuçlanıyor. Evet, skorlara baktığımızda Brezilyalılar da Boltz'un 13 kişi öldürdüğünü görüyoruz. Steel 10, Fallen ve Fer 8'er kişi öldürmüş. ZQ 5 skorda kalmış. NiP takımında Forest 15, Freiburg ve Zist 14, Getlight ve Allu 9 skor yapmış. Evet, gerçekten iyi oynadı NiP takımı. Evet, bu arada Penta LGB mağlup etmiş arkadaşlar. Yani gruptan çıktıkları anlamına geliyor bu. Onu da söyleyelim. Evet, şu ana kadar hangi takımlar gruptan çıktı diye sorarsanız Envy, Penta, Fnatic çıktı. Yani A grubundan Fnatic kesin çıktı. Direkt lider olarak çıkıyor. B grubunda Envy çıkıyor ve Penta çıkıyor. A grubunun diğer takımı henüz belli değil. Çünkü Navi, Vox Eminor karşılaşması belirleyecek çeyrek finale çıkan takımı. Şu ana kadar 3 takım kesinleşti diyebiliriz yani. Envy, Penta ve Fnatic. Evet, 35 saniye sonra ikinci yarıya geçeceğiz. Evet, aslında KD ortada aktif AWP kullansaydı maçı etkisi olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Allu çok fazla AWP kullanmadı. Hani maçın ortalarında AWP almaya başladı. O zamana kadar ortada belki bir oyuncu aktif AWP ile NiP'ten birini düşürmeye çalışsaydı ve başarılı olsaydı daha fazla round kazanabilirdi gibime geliyor KD takımı. Ama denemediler. Hani ZQ arada bir denedi ama o da agresif değil. Hani sadece pasif bir şekilde tam rakibin çıkacağı yere baktı. Ki zaten NiP oyuncuları da ortada çok fazla göstermedi kendisini. Yani ZQ'nun pozisyonuna göre göstermedi diyelim. Normalde ZQ direkt agresif denese belki birini yakalayabilir. Spawn'una göre. Ya da herhangi bir AP oyuncusu. Fallen da zaten AP kullanıyor. AP potansiyeli var yani. KD takımının. Evet, B yolundan agresif oynuyor NiP. Zist bayağı bir ilerledi. T yokuşuna kadar geldi adeta. Bu arada ortaya girmeye çalışıyor KD takımı. Allu tek başına kaldı uzun tarafında. Kimseyi öldüremedi. ZQ onu öldürüyor. Feedback çok sakin. C4 düştü. Bu arada Forest ortada arkasından gidiyor. Brezilyalı oyuncuların Forest çıktı. 1'den 3'e 2 kaldılar. Evet, kimin kimin öldürdüğünü pek anlayamıyoruz. Sağ taraf çok güncel olmadığı için Fallen Steel ve Forest Zist kaldı. Bu arada NiP'ten girmeye çalışan Forest'ı öldürüyor Fallen. Hemen arkasından Zist'i de öldürüyor. İkinci yarının ilk roundunu KD takımı kazandı. Evet, NiP direkt tüm parasını harcıyor. Zaten skor farkı bariz olduğu için ekorant kazanmaya çalışacaklar. Evet, 3 tane smoke var arkadaşlar. NiP'in çok sık yaptığı bir hareket bu. Inferno haritasında smoke'la zaman geçirip sonra defansif oyuna dönüyorlar. Bu da tabii ki rakip takıma çok fazla zaman kaybettiriyor. Hani bu şekilde süreyi bitirip round kazandıklarını bile hatırlıyorum gerçekten. Evet, KD takımı da tam NiP'in istediği gibi oyuna yavaş başladı. Smoke'lar zamanında kullanılırsa KD'nin bir yerlere girmesi çok zor. Görüyorsunuz A tarafından B'ye smoke geldi. B'ye garanti altına almaya çalışacaklar. Freiburg'da smoke var hala.
A'da smoke atacak başka bir oyuncu kalmadı. Evet, Freiburg şansını denedi. Bu arada Aldur'un ortada 11 canı kalmış. Evet, smoke'u attı Freiburg. Oradan bir 15-16 saniye daha kazanacak. 30 saniyeye kadar o smoke orada duracak. Bu da NiP takımına o zamana kadar yerleşme şansı veriyor. Evet, çapraz ateş durumu oldu. Ziz çok rahat bir şekilde Fallen'ı öldürdü. 4 kişi bıraktı KD takımını. Şimdi B'ye girmeye çalışacaklar. Ziz hemen pozisyonunu bozuyor. B'ye doğru yöneliyor. Forrest ilk aradaydı. Steel Freiburg'ü öldürdü. Arkasından Forrest öldü. B'ye girmeyi başardı KD takımı. Görüyorsunuz daha 12 saniye kadar zorla girdiler. NiP takımı bombalarını iyi kullandığı için. Ama sonuçta girmeyi başardılar. Evet, Get Right CT'de Fer B yoluna bakıyor. Fakat B yoluna gelen hiçbir oyuncu yok NiP takımından. Evet, Zist'in amacı şu anda silah düşürmek ama KD takımından hiçbir oyuncu göstermedi. Boltz kendini gösterince Zist onu öldürdü. Steel şimdi çok güzel bir zamanlama. Steel'den ikisini de öldürebilir ama Zist'i... Evet, Zist'i de biliyor fakat Zist'i öldüremedi. Evet, Zist silahı kaçıramadı fakat Get Right yakın mesafede olduğu için yerden direkt o Galil'i alacak. Aldı zaten. Skor da 13-4 oldu. Evet, şu an full eko yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer round bomba alamayacaklar. Ki yüksek ihtimal Freiburg Forest bomba alamaz. Bomba almak için FAMAS almaları gerekecek. Fark olduğu için de öyle bir girişimde bulunmazlar diye tahmin ediyorum. Direkt Cold Armor alırlar sanırım. Evet, hemen yukarıdan bakalım neler oluyor. B tarafında 3 kişi NiP takımı. Allu da CT'den şu anda B'ye doğru yöneldi. B'ye ağırlık veriyor NiP. Zist ise tek başına evde bekliyor. Evet, ZQ şu an çok yavaş bir şekilde yaklaştı ortaya. Zist'i rahat bir şekilde öldürdü. Şu an KD takımı A'ya çok rahat bir şekilde girebilir. Karşılarında hiçbir engelli yok. Allu CT'den yaklaşıyor A tarafına. B'yi bırakmıyor NiP. Evet, bu KD'nin çok yavaş oyunu onlar için bir dezavantaja dönüşebilir. Herkes de bomba olduğu zaman, dediğim gibi NiP bombaları çok iyi kullanıyor. Zamanları iyi ayarlarlarsa KD'nin bir yere girmesi çok zor. Hani girerler ama son 20 saniyede girmeye çalışırlar. Bu da sürekli bir stres oluşturacak doğal olarak takımda. Hiç istenen bir durum değil sonuçta. Evet, Anders ve Demon girdi sonra. Wow. Evet, bakıyorum NiP takımı T-Base'e kaçmayı tercih etti. Rakibe skor vermemek için, daha doğrusu rakibe para kazandırmamak için 300 dolar 300 dolardır. Evet, evden birden hareketlendiler. Evde de kimse yok. KD çok mantıklı bir hareket yaparak kumda bekledi. Bir ara Get Right bu şekilde kumda beklerken birini yakmıştı. Evden gidip molotof atmıştı köşeye. Aklına gelmiştir kesin ama molotofu yoktur bu sefer. Evet, skor 13-5. NiP'in üstünlüğü devam ediyor. Get Right eve çıkmakta biraz zorlandı açıkçası. Evet, şu an sadece çık gir yapıyor. Smoke'u da attı. Şu tabdan bir kurtulalım. Evet, KD her zaman olduğu gibi 3-2 şeklinde dağıldı. 3 ev 6 2 orta. Getlight'ta hala Galil var. Evet, net bir şekilde yer değişikliği olduğunu görebiliriz aslında. Normalde Getlight B tutan bir oyuncu. Uzun zamandır NiP'te B tutuyor. Forrest'ın B'ye gittiğini görüyoruz bu maçta.
Evet, yer değişikliği yapılmış. Bu birçok haritada böyle aslında. Allu geldiğinden beri bazı değişiklikler var Nip takımında. Getright'ın ev tutması çok ilginç olacak. Ki durduğu yerde şu an Forrest'ın sürekli durduğu bir yer aslında. Forrest'ın spotu gibi bir şey yani, sürekli burada duruyor Forrest. Evet, ortaya girmeye çalışıyor KD takımı. Allu Bolts'u öldürdü. Fallen Allu'yu düşürdü. Getlight hemen pozisyonunu bozup pasif bir şekilde kumda beklemeye devam ediyor. Fallen'dan bu arada 2 skor ve Getright zamansız yakalandı orada. Hiç beklemediği bir hamle. KD oyuncularından Forrest Fallen'ı düşürünce C4'ü almak için ortaya gittiler. ZQ geldi, C4'ü kuracak. Forrest uzuna dolanmayı tercih etti. Bakalım bu şaşırtabilecek mi KD takımını? Evet, çok güzel dikkat çekti. O flash bile şaşırtabilir aslında. Tek bir flashla iki oyuncunun da dikkatini diğer tarafa çekti. Fakat plant'te kimse yok. Forrest plant'i kontrol etti. Kimseyi göremedi. ZQ Forrest'ı öldürdü. KD takımı 6. round'unu kazanıyor. Evet, şu an Nip'in KD hakkında hiçbir fikri yok arkadaşlar. T tarafında. O yüzden böyle kötü bir şekilde yakalanabiliyorlar. Hani CT'de genelde takımların yerleşimi bellidir. Oyuncuların nereden tutacağı, nerede duracağı bellidir ama T'de bilmediğiniz bir rakibi çözmeniz zaman alabilir. O yüzden KD bunu avantajı çevirebilir. Evet, Steel çok hızlı bir şekilde ev girişine kadar gelip durdu. Getlight bu arada eve çok yakın. Meg almış. Evet, Steel'e bayağı bir kilitlendik ama Getlight'tan da hiçbir hamle göremiyoruz. Steel beklemeye devam ediyor. Getlight beklemeye devam ediyor. İki sabırlı oyuncu. Bakalım ne kadar bekleyecekler. Bu arada Ziz küçük evde Forrest Bolt'u öldürdü. 4 kişi kaldı KD. Fallen Forrest'ı öldürdü. Birebir takas oluyor. Hemen arkasından Zist'in Frey'i. İşte Getlight hareketlenmek için doğru zamanı yakaladı ama Steel çok akıllı. Getlight'ın bu hareketini yemedi diyebiliriz. Evet, 2'ye 2 takas oldu. Ortadan girmeye çalışacak KD oyuncuları. Fakat yukarıdan baktığımızda Zist'in A'da tek başına olduğunu görüyoruz. Bu da Brezilyalılar için bir avantaj. Zist CZ ile çok yakına girdi. Kimse ilgilenmiyor Zist ile. Çok güzel bir zamanlama ama kimseyi öldüremedi Zist. Hemen geri çekildi. 7 mermisi kaldı zaten. Şu an tekrar şansını denemekten başka çaresi yok. Evet, Zist çok fazla dayanamadı. Plant'te ZQ Zist'i öldürüyor. Freiburg Allu ikilisi kaldı. Freiburg'de Deagle var. Çok tehlikelidir Deagle'la. Fakat Steel güzel yerleşti. Freiburg hiç tahmin etmedi rakibini. Evet, Allu da TB'ye kaçmış. Keleşi korumak için. Evet, bundan 4-5 ay önce Lurpis bir tane tweet atmıştı. Herkes gülmüştü adama. Nip'e Allu'yu alın, akın gidin demişti. Herkes ha 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 falan demişti Lurpis'e. 6 ay geçti. 5-6 ay daha doğrusu yaklaşık. Allu Nip'e girdi. Lurpis de böyle egolu bir tweetle ben size demedim mi çakallar diye tepkisini ortaya koydu. Evet, Allu gerçekten Finlandiya'nın en iyi oyuncusu diyebiliriz. Yani 1.6'dan beri de birçok turnuvada yer aldığı için tecrübeli de bir oyuncu. Allu ortaya yakın domuş TG'sini ortaya attı fakat kimse hasar almıyor OYG'den. Bu sefer eve yakın oynuyor. Getright Zist ikilisi. Evet, biz Allu'yu, yamuk Allu'yu neden izliyoruz? Gerçi çok kişi yamuldu arkadaşlar şu anda. Herkes yamuk olduğu için çok bir önemi yok. Evet, cool story. Evet, Allu Nip de standart bir şekilde bekliyor. Aslında Nip'in de ekstra bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Hani her takım nasıl oynuyorsa Nip de öyle oynuyor. Farklı bir şey yok şu ana kadar. Hani B yolunu ele geçirmek için hızlı çıkmak vesaire. Böyle şeyleri denemediler. Evet, B yolunu aktif olarak kullandığını görüyoruz. KD takımını Force Bolts'u öldürdü. 4 kişi bıraktı Brezilyalıları. ZQ
Molotov için hazırlanmış bu esnada. Evet, B'ye girecekler. Başka çareleri yok. Simon geçmesini bekliyorlar. 35 saniye var. Eğer bu roundu kazanırsa KD takımı NiP takımını Eko'ya düşürecek. Ve skor gittikçe yaklaşacak. Beklenmeyen bir smoke. O smoke'dan çıkmak çok zor çünkü Simon arkasında Forrest var. Forrest'ı yaktılar mı? Freiburg Forrest'ı yaktı. Onun yanında Steel de yakıyor. Herkesi yakıyor Freiburg. Fall'un ZQ ikilisi kaldı. Bir molotof daha geldi. ZQ Freiburg'ü öldürüyor. 14 saniye var. Zaman gittikçe azalıyor. Simon arkasında Allu var. 3'e 2 durumdalar. Şimdi Jadot'u kurmaya başladı. Brezilyalılar ve ZQ Allu'yu öldürdü. 2'ye 2 kaldılar. B yolundan Ziz gelince tek başına kalıyor Fallen. Yukarıdan gelen flash'ı gördü. Arkasını döndü. Fakat ikinci gelen flash'a kör oldu. Getlight kendi flash'ına da kör oluyor bu esnada. Fallen 2'ye tek durumda. Çok güzel bir headshot Fallen'dan. Getlight var karşısında. 33 canı kaldı ama. Öldüremiyor Getlight'ı. Çok kritik bir round. Çok kritik bir round ve bu roundu Getlight kazanıyor. Getlight kazandırıyor NiP takımına. Evet, gerçekten çok önemliydi. NiP bir Eko'ya daha düşseydi 13-9'a kadar gelecekti skor. Gittikçe yaklaşacaklardı. Evet, Forrest pompalı almış. Bakıyorum, Aldo'da AWP var. ZQ'da yine AWP var. Evet, Allu ortaya yakın geldi önce. Çıkıp bakmadı. Oyunu böyle yamuk izlemek de gerçekten eğlenceliymiş. Sofa. Evet, Allu adeta yolun ortasında duruyor arkadaşlar ama yanında Zist var gördüğünüz gibi. O yüzden Allu ıska geçse bile hani Zist çıkıp o esnada yardım edebilir takım arkadaşına. O yüzden böyle cesaretli durması gayet normal. Evet, Allu ortaya smoke'u attı. Bakın arkadaşlar, 55. saniyede atıyor. 15 saniye smoke gerçekten iyi zaman kazandırıyor. Biraz beklemek lazım o yüzden. Çünkü KD'nin yavaş oynadığını fark ettiler. Bunu fark ettikleri için de smoke'lar erken gelmiyor. Geç atılan smoke da KD takımını yavaşlatıyor doğal olarak. Evet, smoke bitince de molotof geldi. Oradan da zaman kazandı Allu. Bayağı bir yavaşlattı KD takımını. Evet, şimdi ortaya yaklaşıyor Brezilyalılar. Allu öldüremedi rakibini. Flash'ını attı, geri çekildi. 20 saniye kaldı. Çok iyi kullandı zamanı NiP takımı. Allu'ya kilitlendik adeta. Artık etrafı yamuk görmeye başladım. Evet, ZQ girmeye çalışıyor düzden. Ziz ve Getlight'ın skorları, ZQ boss ikilisi kaldı. Onlar da kaçtılar. İşte tam olarak bahsettiğim şey buydu. Hani NiP'e karşı bu yavaş oyunu oynarsanız ve NiP bunu fark ederse bombaları bu şekilde kullanıp sizi hiçbir yere sokmaz. Yani işin özünde NiP'i şaşırtmak var arkadaşlar. Bir şekilde stratejik açıdan NiP'i şaşırtmanız lazım. Evet, KD'nin artık son şansı. NiP takımı beraberliği garantiledi. Bir round daha kazanırlarsa gruptaki ilk maçlarını kazanmış olacaklar ve CLG Hellraisers karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecekler. Evet, ZQ B önünü kontrol etti. Forrest bu arada eskiden çok sık yapılan bir hareketi yapmış. Smoke atıp içinde bekliyor ama tabii ki rakibi Bolt bunu fark etti. İkisi de çok fazla hasar aldı. Forrest'ın 28, Bolt'un 18 canı var. Evet, Allu yine ortaya direkt zoom açmış. Bu arada küçük evden gelen smoke gördü. Flash gelince geri çekiliyor Allu. Hemen kütüphaneye yerleşti. Küçük bir Kenes havası gördüm sanki. Yani Kenes'in çok sık yaptığı bir hareket. Ortada bir şey yapamazsa direkt kütüphaneye yerleşiyor. ZQ Zist'i öldürdü. Getlight stili öldürüyor evde. Birebir takas oldu. Getlight'ın yeri belli oldu. Evet, kum atladığını sanıyorlar Getlight'ın ama Getlight çok akıllı. Orada zaman kazandı biraz. Rakibi şaşırttı. Fer hala eve bakıyor. Getlight çok ince aradan NiP'i görüyor aslında ama oradan bir skor alması çok zor. Fer Ratchet attı. Getlight'ı öldürmeyi başardı. Tek başına bıraktı Freiburg'ü. Fallen. Kütüphaneye bakan oyuncu ıska geçmedi ve
KD Stars takımı 9. roundunu kazandı. Nip'e karşı Allu'dan küçük bir performans görüyoruz ama gerçi Forest ve Ziz'den pek skor kalmadı aslında Allu'ya. Evet, aslında Nip'e girdiğinden beri her zaman üstlerde gördük Allu'yu. İlk maçından itibaren her zaman üstteydi. Genelde hep artı skor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, eko yapmak durumunda kaldı Nip takımı. Bolts'un 2 skoru Nip takımını 3 kişi bırakıyor. Evet, Ferdi Ziz'i öldürdü. Jetlight Allu ikilisi kaldı. Fer ortadan yavaş yavaş yaklaşıyor. Jetlight küçük evin içine girmiş. Bu arada C4 ev altında. Eğer Jetlight onu fark ettiyse C4'de alanı vurabilir en azından. Ama fark etmemiş. Jetlight'ı Fer öldürdü. Son oyuncu Allu. B'de smoke arkasında bekliyor. Evet, A'ya C4 kurdu KD Stars. Allu'yu öldürdüler. Ve 9. roundunu aldı. KD Stars takımı onları kabum olarak tanımıştınız aslında. Ama elemelerden sonra kabumdan çıkıp KD Stars ile anlaştılar. Evet, çift AWP oynuyor. Brezilyalı ekip Fallen ve ZQ'da AWP var. Evet, Fallen da belki CS camiasındaki en eski AWP'cilerden biridir. 1.6'da da profesyonel olarak oynuyordu oyunu. Fer küçük eve çıktı. Eve yakın gelmişti Nip takımı. Daha doğrusu Getlight yakın gelmişti. Fazla bomba gelince hemen uzaklaşıyor evden. Evet, Zist'i tentenin üstüne atmışlar. Evet, Forrest'ı B'de görmek biraz garip geliyor bana. Gözüm alışmış Getlight orada görmeye. Evet, bu arada Freiburg'un ayağından vurdular. 23 canı kaldı. Freiburg'un Forrest hala ilk arada beklemeye devam ediyor. Evet, bakıyorum. Forrest'ın Molotov'u var. Freiburg'un Smoke var. Ve 50 saniye var. Evet, Getlight Dignitas'ın yerleşimini yapmış arkadaşlar. Dignitas bu şekilde oynuyordu ortada ama birden bozdular. Şimdi orada smoke var bu esnada. Biz GoTV bug'ından dolayı göremiyoruz. Niye sıkmıyor abi bu adamlar? Demeyin diye söylüyorum. Evet, Allu flash bekliyordu. Bu arada takım arkadaşı sistem flash geldi. Allu çıktı. İki kişi de kör. Allu ikisini de öldürmek için zamanı var ama yalnızca bir kişiyi öldürebildi. Zist plant'te kör oldu bu esnada. Evet, zaman gittikçe azalıyor. 14 saniye kaldı. Plant'teki oyuncuyu vurmaları lazım ama Zist orada harikalar yaratıyor. Adeta herkesi öldürdü. Zist herkesi öldürdü. Plant'ten ZQ 5 saniye var. C4'ü kuracak ama cellatlar geliyor tabii ki arkadaşlar. 16-9 skorla kazanan taraf Nip oldu. Base TV izlediğiniz için teşekkürler. Birazdan elbette devam edeceğiz. Daha çok maç var. Daha D grubu var. C grubu bile bitmiş değil. Base TV'den ayrılmayın.